Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size lokum gibi kavurma yapmanın sırrını öğreteceğim. Eğer ki bu lokantalarda gördüğünüz ağza dağılan, lif lif dağılan bir kavurma istiyorsanız arkadaşlar, bir kere kavurma çok olacak. Şöyle bir büyük tencere, kavurmanın altına iç yağlarını şu şekilde küp küp yapıp doğramamız gerekiyor. Şöyle en alta bunu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bu kavurmaya sıvı yağ, zeytinyağı, tereyağı falan atmıyoruz. Özellikle hayvanda şu iç yağ arkadaşlar kavurma için mükemmel. Kurban bayramında özellikle. Ne yapıyoruz? Önce eti alıyoruz. Kurban kesildikten sonra diyelim kurbanda yapıyoruz. Eti soğumadan dolaba atmayacağız. Birazcık et bayağı bir soğuyacak. Buzdolabına atıyoruz. En az bir gün, bir 24 saat buzdolabını dinlendirecek. Hemen yapılan etten kavurma hem güzel olmaz hem de sizi ishal yapabilir arkadaşlar. Bakınız bu tip yağlar kavurma için en ideal yağdır. Şimdi iç yağımızdan biraz daha doğradık arkadaşlar. Bakın miktara. Bu yeterli. İldeki doğrayacağımız ette de birazcık efendime söyleyeyim yağ olacak. Şimdi sıra geldi etleri küp küp doğramaya. Arkadaşlar yani büyüklük bu. Kuşbaşı kuşbaşı dedikleri. Arada şöyle ufak ufak parçalar da yapın. Bunlar pişince dağılacak. Tel tel olacak bu ufaklar. Ekmeğinizi banarken ekmeğinizin içine gelecek böyle çok mükemmel olur arkadaşlar. Hepsini kavurmanın aynı boyda yapmayın. Arada ufakları bırakın. Bayağı bir ufakları. Şimdi bunları doğrayalım. İşimize bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdilik et kesmemiz bitti. Bakın şimdi bu boyda tencerenin ağzına kadar doldurduk. Altına yağları döşedik. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus pişirme miktarı. Yani süresi. Şimdi ilk ağızda bunun altını tam gaz açıyorum. Biraz tencere ısınıyor. Alttaki yağlar biraz ısınıyor, eriyor. Ondan sonra kapağını kapatıyorum. En kısa getiriyorum. Böyle pişecek arkadaşlar. Yalnızca arada bir çevireceğiz. Şimdi bir etimizi kontrol edelim. Daha hala alt tarafları. Onu şöyle bakalım alttan. Evet görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada et yavaş pişimde suyunu salmaya başladı. Bakın. Şimdi bir zaman sonra ben bunu bir karıştıracağım. Hatta şimdi biraz karıştıracağım. Bir zaman sonra biraz daha karıştıracağım. Böyle böyle pişireceğiz arkadaşlar. Tek başına bırakmıyoruz eti. Şu alttaki rengi dönmüş etler üste gelecek arkadaşlar. Evet şimdi bir kontrol daha geldik. Bakıyoruz. Kavurmamız yarı olmuş vaziyette arkadaşlar. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Eğer kavurmalarım diri olsun istiyorsanız bu saatten sonra ağzı açık pişirin. Eğer yumuşak olsun bir kısmı tel tel dağılsın istiyorsanız biraz daha ağzı kapalı pişirin. Tuzunu en son pişmeye yakın atacağız. Evet arkadaşlar, kavurmamız pişti. Sıra geldi tuzlama aşamasına. Artık bu tuz oranı her zaman dediğim gibi tamamen size ait bir şey. Tabii ki önce biraz tuzlayın, karıştırın. Tadına bakın. Of, buhara bakın. Tuzlama işini yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu hemen yemiyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Bu tuzları ete iyice bulaşacak. Et tuzu çekecek. Bir yarım saat böyle beklemesi çok iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar kavurmamız dinlendi. Şöyle bakalım.
Ben 3-4 saat dinlendirdim. Bir gün dinlenirse daha güzel olacak. Nefis. Su oranını tam ayarladım. İsteğe göre dediğim gibi pişmeye yakın üstünü açarsanız suyu daha az olur. İsterseniz kızartabilirsiniz de. Tamamen pişirirken ki zaman ayarlamanıza bağlı. Bakın şimdi bir kısmı ince doğradığım için mesela bir kısmı dağılmış. Gördüğünüz gibi bir kısmı dağılmış. Yani yarı dağılmış. Yarı bütün et var arkadaşlar. Şöyle hepinize afiyet olsun.